Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bu Kumru Hanım'a dikkat etmek lazım. Profili dikkat çekici. Ailesi, geçmişi. Anladım. Gözünüz üstünde olsun bence. Peki Gökhan Bey. Melat teyze gözünü istedi de. Ay çok iyi geldi. Ellerin dert görmesin kız. Sen bu masaj işini çok iyi beceriyorsun. Bir keresinde bizim gelinden istedim de neredeyse beni hastanelik edecekti. Melat teyze, rica ederim. Ay. Maske de çok iyi geldi. Çok hoşuma gitti vallahi. Mis gibi oldu, mis. Ne güzel işte. İlk defa böyle bir maske yaptırıyorum biliyor musun? Ay ne yalan söyleyeyim. Daha önce orada burada görürdüm. Çok özenirdim kız. Ya, insan yaşlanınca ölmeden önce her şeyi tecrübe etmek istiyor. Dur Melahat teyzem dur bak biz seninle daha neler neler yapacağız. Ama sen böyle konuşuyorsun ya. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Sana çok teşekkür ederim Kumru. Ben ne yaptım ki? Yaptıkların için değil, davranışların için. Bana kendimi işe yaramaz hissettirmediğin için sana çok teşekkür ediyorum kızım. Tabii ki öyle davranacağım. Yok yok, bu başka. Hani ben de az değilim şimdi. Yani huyum kurusun. Hem nazımı çekeceksin hem de içten benimle ilgileneceksin. Ama kimse yapmaz biliyor musun? Yoldaş oldun kız bana. Sen bana izin verdiğin için ben böyle davranabiliyorum. Hem bak biz birbirimize ne kadar uygunuz. Elektriğimiz tuttu bizim o yüzden. Evet kız. Evet. Dur şu salatalıkla bir yere. Hamit'ciğim, nasıl oldun? Limonlu su iyi geldi mi? Hayır, inat ediyorsun. Baktırmıyorsun şu tansiyonuna. Getir bakayım şu kolunu. Hayatım, benim işim yok. Ben iyiyim ya. Sadece birazcık başım döndü, o kadar. Koy şunları bir yerine. Benim sana söyleyeceklerim var. Hayırdır? Şimdi şu bizim Kumru. Ona biraz dikkat etsek iyi olacak. Gözüm zaten üzerinde. Bir şey mi oldu? Dikkatini çeken bir şey mi var? Şimdi seni tanıştırdım şu Gökhan bizim şirketin güvenliğiyle ilgili eleman. O aradı. Kumru'nun profili, ailesi biraz kuşkuluymuş. Annemize emanet ediyoruz. Evimize girip çıkıyor. Şimdilik bir şey demeye gerek yok ama hani gözümüz üzerinde olsun. Kesinlikle haklısın. Tamam. Sen bana bir iyilik yapmak istiyor musun? Safiye'ye söyle, bana bir ıhlamur getirsin. Tamam. Hadi. Ambulansı çağıralım. Olmaz böyle. Nihan'cığım ne olur bağırma. Bak annem yukarıda duyacak. Kötü olacak. Rengin de bembeyaz oldu. Hayır inat ettin tansiyonumu ölçtürmeyeceğim diye. İyi mi oldu? Tuğçe kalk abin çağır. Hadi yavrum. Hayır hayır. Ortalığı belbeleye vermeyin ya. Ambulans falan da yok. Teoman gelip ne yapacak bana ya? Görüyorum.
Kaç Safiye? 18'de 9 olmuş. Telaş etmeyin Nihan Hanım, korkmayın. Limonlu su yetmedi herhalde. Ben hemen dil altına alıp geleyim. Tamam, ben de doktoru arayayım. Ya ne olur otur. Paniğe gerek yok yavrucuğum. Korkma. Ben güzeller güzeli karımı bırakıp gider miyim bir yere? Evlatlarımın mürüvvetini görmeden bana ölüm yok. Ay Hamit öyle deme. Ne olur öyle deme. Ay ya. Sen öyle. Nereden çıktı bu ağlamak şimdi? Ver Safiye ver. Hanımına da bir dil altı ver. Al babacığım. Sağ ol kızım. Hadi Hamit. Bir kere daha ölçelim. Nihan'cığım bu kaçıncı oldu ya? Bir şey olmaz babacığım. Getir bakayım. Şöyle. Ah bir tane. Şöyle yukarıda tut. Çok şükür düşmüş. Çok korktum babacığım ya. Abim, o da çok korktu. Nerede kaldı ki? Ne abisi ya? Ben demedim mi size haber vermeyin diye? Baba. Ha, geldi. İyiyiz. Baba iyi misin? Ha? İyi. Hadi kalk hastaneye gidelim. Evet, evet ya, ben sana yardım edeyim. Allah aşkına ne hastanesi, beni bir bırakın. İyiyim diyorum ya size. Şunların aklında uyup buraya mı geldiniz şirketi bırakıp da? Turp gibiyim ben, bir şeyim yok. Çok geçmiş olsun efendim, biz çok endişelendik. Sağ ol kızım. Geçmiş olsun amcam. Sağ ol. Ben yine de bir doktoru arayayım. Ya iyiyim diyorum, niye beni kimse dinlemiyor? Haydi gel, şöyle Mehmet'in yanına otur bakalım. Aslında bir yandan da iyi oldu gelmeniz. Teoman bahsetti mi size Kars işinden? Bakanlığın işi mi amca? Onaylandı mı o? O zaman Teoman Kars'a gidiyor. Çok sevindim. Yani işin olmasına çok sevindim. Ben de oğlum, ben de oğlum. Ama Teoman'ı gönderemem Kars'a. Yani daha yeni kavuştuk. Benim düşüncem şöyle. Sizi biz evlendirsek, karkoca olarak Kars'a gidip işin başına geçseniz 1-2 sene. Tabii siz de uygun görürseniz. Tamam. Tamam doktor bey, sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, ne diyor? Anneciğim, bu ilaçların yan etkisine bağlı olarak tansiyonda böyle düzensizlikler olabiliyormuş. Günde 2 kere ölçüp mutlaka not alın dedi. Tamam yavrum, ben ölçerim. Ah Teoman ya, iyi ki geldin oğlum. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teoman! Teoman oğlum! Anneme ne oluyor? Hamit! Hamit! Gelin, gelin. Hamit, aa, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yavrucuğum, gel otur, gel, gel. Ne oldu? Sen de otur oğlum, gel. Yamancığım, sana harika haberlerim var. Neymiş bu harika haber? Kuzen, bu güzel haberi senin vermeni isterdim ama... sanırım örnek dairede de bana bunu söyleyecektin galiba, doğru mu? Sen Ayda ile Mehmet'i göndermem diyordun Kars'a. Ama Mehmet bu fikre bayıldı. Yancım, çocukları bir an önce evlendirip Kars'a gönderiyoruz. İşin başına geçiyorlar. Hayırlısı olsun. O zaman hazırlıklar başlasın. Ha? İşimiz çok, düğünümüz var. We'll be right back.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.